bu yıl Mart ayı özellikle son yıllarda bu küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan iklimdeki bu her yıl farklı bir dönem yaşıyoruz. Bu yılda Mart ayında çok önemli ve uzun süren bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kaldık ve özellikle çiçek açma dönemimiz bu yıl Nisan ayına sarktı. Normalde her yıl Mart ayının ikinci haftasında başlayan çiçeklenme dönemi bu yıl Nisan ayına sarktı. Tabii soğuk hava dalgasını kısmen şu anda atlatmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde nasıl bir iklimle karşılaşacağımızı henüz net olarak bilmiyoruz. Kayısı'da artık çiçeklenme dönemini ovada son 24 saatte ve son 48 saatte çok hızlı bir şekilde bir çiçeklenme dönemi yaşadık. Çünkü uzun bir süre yani tomurcuk bağlama dönemini soğuk hava dalgasından dolayı kayısı beklemek zorunda kaldı. Dolayısıyla şu anda rakımı 1200'e kadar olan bölgelerde çok yoğun bir şekilde çiçeklenme dönemi devam ediyor. Kısmen 750-800 rakıma o kadar olan bölgelerde de çiçek dökmeye başladık. Şu ana kadar kayısıyla ilgili çok sağlıklı bir açıklama yapmamız çok mümkün değil. Nisan ayını tamamlamamız gerekiyor. Nisan ayını bitiminden sonra özellikle meyve bağlama dönemini de tamamladıktan sonra daha sağlıklı bir veri elimize gelir. Sahada da bunu göreceğiz. Onun için Nisan ayı bitmeden bu mevcuttaki bu yılın mahsulüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamız çok doğru olmaz. Ama şu ana kadar çok özellikle bu dönemle Mart ayında herhangi bir hasar oluştu mu diye kamuoyu merak ediyor. Şu ana kadar elimize gelen veya bize gelen herhangi bir sağlıklı bilgi yok. Onun için Nisan ayının sonunda inşallah kamuoyuna bu konuda hem Tarım İl Müdürlüğü hem de Ticaret Borsası olarak daha sağlıklı bir bilgi vermeyi düşünüyoruz.